Oppo'nun yeni yerli telefonu Reno 6 sonunda satışa çıktı. Ülkemizde üretilen bu telefon güzel tasarım çizgisine ve sınıfı için başarılı özelliklere sahip. Bu videomuzda tüm detaylarıyla inceliyorum. Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Evet, Oppo yeni Reno serisi akıllı telefonu Reno 6'yı ülkemize satışa çıkarttı. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Oppo Türkiye'de kendi fabrikasını açmış ve ülkemize piyasaya çıkacak pek çok akıllı telefonu burada üretmeye başlamıştı. Bugün elimde olan Reno 6'da ülkemizde üretilen yerli telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne gibi özellikler içeriyor ve bu telefon kimlere göre? Şimdi adım adım anlatmaya başlıyorum. Öncelikle tabii her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım. Reno 6 gayet güzel görünen ve kompakt akıllı telefonlardan biri oluyor. Telefon sadece 7.8 mm kalınlığında ve 173 gram ağırlığında. Böylece telefonu fazlasıyla ince ve hafif olduğunu, bir model olduğunu söyleyebilirim. Eğer ağır ve büyük telefonlardan hoşlanmıyorsanız böylece bu modeli rahatlıkla seçenekleriniz arasına dahil edebilirsiniz. Arka yüzeyiyle zaten oldukça göze hoş gelen bir tasarım çizgisine sahip olan telefon, bu bölümde kullanılan malzeme ile beraber arka yüzeyin ışığa göre renk değiştirmesini sağlanmış ve bu da telefona kuşkusuz bir albenik atıyor. Hem kenarlara doğru kavisli hatlara sahip olması hem köşelere baktığınızda burada yuvarlak hatların, bu hatların yuvarlatılmış olması telefonu da yine tasarım açısından zenginleştiren önemli unsurlar. Reno 6'nın çevresine baktığımızda sol kenarda ses butonlarının olduğunu görüyoruz. Sağ kenara geldiğimizde burada güç butonu yer alıyor. Yine sol kenarda SIM kart çekmecesi ve microSD kart slotunun bulunduğu çekmecenin konumlandırıldığını görmek mümkün. Alt kenara geldiğimizde burada 3.5 mm kulaklık girişi, telefonu şarj edebileceğiniz USB-C portu ve hemen yanında da hoparlör mazgalını görebiliyorsunuz. Bu arada telefonun kutu içinde hem kulaklığın hem de silikon kılıfın bulunduğunu söyleyeyim. Bunlar da önemli detaylar. Reno 6'nın ekranı 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED panelden oluşuyor. Renklerin doygunluğu ve ekranın parlaklığı gayet iyi seviyede olurken ekran çözünürlüğünün de 1080x2400 piksel gibi iyi bir değerde olduğunu söyleyebilirim. Ekranın göze çarpan özelliklerinden biri de tazelim hızının 90 Hz seviyesinde olması. Böylece hem işletim sistemi içinde dolaşırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken hem de uygulamalar içinde, oyunlarda yine standart 60 Hz ekranlı telefonlara göre daha akıcı bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bunu zaten yakından deneyimlediğinizde siz de fark edeceksiniz. Herhangi bir teknomarkete gidip normal standart 60 Hz'lik bir ekran alın ve diğer taraftan da 90 Hz veya 120 Hz'lik bir telefon kullandığınızda ne dediğimi tam olarak anlayabileceksiniz. Ekranın parlaklık seviyesi tipik olarak 430 nite kadar ulaşabiliyorken tepe noktada 750 nit parlaklığa erişebiliyor. Bu da özellikle yaz aylarında parlak güneş ışığı altında iyi bir ekran görüntülenebilirliği sağlamak açısından yeterli. Yine Reno 6 düşük mavi ışıklı ekranıyla SGS, göz konforu, ekran sertifikasına da sahip. Bu da uzun kullanımlarda ekran ışığının rahatsız etmesini engelliyor. Bununla beraber ekran Netflix HD ve Amazon Prime Video HD sertifikalarına da sahip. Bunun da anlamı bu tip video servisleri üzerinden film ve dizi izlerken daha yüksek görüntü performansı elde edebiliyor olmanız. Ekrana ilişkin şunu da söylemeden geçmeyelim. Telefonda parmak izi tarayıcı ekrana entegre edilmiş durumda. Böylece ekrana dokunarak parmak izinizi okutarak işte kilidi açmanız mümkün. Yine tabii ki bir diğer biyometrik doğrulama yöntemi olarak da kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini mevcut olduğunu görüyorsunuz. Her ikisi de gayet seri şekilde çalışıyor. Reno 6 iyi performans üreten orta seviyeli akıllı telefonlardan biri oluyor. Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden güç sağlayan telefonun 8 çekirdekli bu işlemcisi 2.3 GHz frekansında çalışan 2 Cairo 465 Gold ve 1.8 GHz frekansında çalışan 6 adet Cairo 465 Silver çekirdeklerini içeriyor. Bu çekirdeklerden ikisi Prime olarak yer alıyor Yonga setinde. Öte yandan performans odaklı çalışıyor ve yük getiren uygulama ve oyunlarda devreye giriyor. Diğer 6 çekirdek ise verimlilik sağlayanlar olarak telefonunda dengeli bir kullanımı hazırlıyor. Şimdi Reno 6'da 8 GB gibi bu kategori için oldukça yüksek diyebileceğim RAM kapasitesi mevcut. Böylece sadece günlük kullanımlar için değil, performans ihtiyacı olan oyun ve uygulamalarda da yine eli kuvvetlendiriyor bu RAM kapasitesi. Depolama alanı ise 128 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanı zaten hani tek başına 128 GB zaten ortalama ve üst seviye kullanımlarda diyebileceğim yeterli bir kapasite. Eğer olur da bu alan size yetmezse tabii ki dediğim gibi microSD kart seçeneğiniz var. Bununla beraber bu hafızayı arttırabiliyorsunuz. Telefonda güncel Android 11 işletim sistemi kullanılıyor. Ama tabii ki Oppo'dan aşina aldığımız ColorOS arayüzünün güncel sürümü 11.1'de mevcut durumda. Arayüz akıcı çalışıyor. Yeni seçenekler sunuyor size. Mesela ayarlar bölümünden erişebileceğiniz kişiselleştirmeler alanından temayı değiştirebiliyorsunuz. Parmak izi izine animasyon atayabiliyorsunuz. Ya da telefonun ekranı kapalı iken bildirim geldiğinde ekran kenarlarının aydınlatmasını devreye sokabiliyorsunuz. Yine ekran tabii ki her zaman açık formuna alabiliyorsunuz bunu, düzeltebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Daha önce yine Oppo A74 incelemesinde de bahsettiğim gibi uygulamaları gizleyebiliyorsunuz. Özel kasa uygulamasını açabiliyorsunuz. Buraya işte uygulamanızı depolayabiliyorsunuz. Sadece sizin kullanacağınız dokümanları da. Yine çocuk alanı oluşturabiliyorsunuz. Yani işletim sistemi içinde daha bunun gibi pek çok yararlı seçenek bulunuyor. Zaten karıştırdığınızda siz de göreceksiniz bunların hepsini. Bunlardan biri de oyun alanı kısmı mesela. Oyun alanı bölümünden tabii ki en çok telefonla sık oyun oynayanlar yararlanacaktır. Bu uygulama sayesinde oyundayken performans iyileştirmesi yapabiliyorsunuz. Gelen bildirimleri siz oyun içindeyken, oyun oynarken rahatsız edilmemek adına kapatabiliyorsunuz. Bunlara bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bu arada telefonun günlük kullanımının kullanım performansına ek olarak oyun performansında gayet iyi seviyede olduğunu söyleyeyim. Tabii ki PUBG ile değerlendirdik. Popüler bir oyunu olduğu için. Bu anlamda da PUBG'de iyi bir deneyim elde edebiliyorsunuz telefonda. Yine bu noktada pil tüketiminden de bahsedeyim. Pil tüketiminde oyun konusunda oldukça verimli bulduğum bir nokta oldu. Örneğin PUBG'de 30 dakikalık bir oyun seansı sonrası bataryayı yalnızca %7 oranında şarj tüketiyor. Pil tüketiyor. Bu arada telefonun bu süre içinde neredeyse ısınmadığını da altını çizeyim. 30 dakikalık bir PUBG seansı sonunda herhangi bir ısınma belirtisi bile göstermiyor. Bu konuda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Daha uzun oyun seanslarında çok fazla ısınmıyor zaten. Telefonla aldığım sentetik test sonuçlarından da tabii performans adımında bahsetmek lazım. Performansının bu segment için uygun olduğunu gösterir nitelikte bu sonuçlarda. Geekbench testine geldiğimizde 569 puan, tek çekirdek 1730 puan çoklu çekirdek sonucunu alan Reno 6, Antutu Benchmark'tan da yine 288.126 puan başarıyor ki bunlar iyi sonuçlar bu segment için. Bu kısmı sonuç olarak toparlayacak olursak Reno 6'nın günlük kullanımda hiç de üzmeyecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Uygulama kullanımları, web site dolaşımları olsun yine ve oyun noktasında da sorunsuz bir deneyim yaşatabilmesi bir yana, diğer yandan pil ömrüyle de günü rahat çıkartan bir telefon oluyor. Ayrıca telefonun şarj yeteneğinin de oldukça başarılı olduğunu söylemem lazım. Biliyorsunuz Oppo'nun kendi VOOC şarj teknolojisi var ve bu telefonda da VOOC 4.0 şarj teknolojisi kullanılmış durumda ve böylece bataryayı 30 dakika içinde yaklaşık %80 oranında şarj edebiliyorsunuz. 45 dakika sonunda zaten tamamen telefon tam kapasite şarj olmuş oluyor. Bu arada son olarak telefonda NFC desteğinin bulunduğunu söyleyeyim. Bu özellikten artık çok daha fazla yararlanıyoruz. İstanbul kartı mesela yükleyecekseniz tak diye buradan yapabiliyorsunuz. Ödemelerinizi bununla yapabiliyorsunuz yine. O nedenle satın alacağınız telefonda yenilikçi bir telefon olmasını istiyorsanız özellikle pek çoğunda var gerçi ama NFC desteğinin yer alması gerektiğine özen göstermenizi ben tavsiye ederim. Şimdi gelelim Reno 6'nın kameralarına. Reno 6'da arkada dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Burada ana kameramız 64 megapiksel ölçüsünde çekim yapabilirken f1. Diyafram açıklığına ve 26 mm'lik geniş açılı bir lense sahip. 1/2 inç ve 0.7 mikrometrelik olan bu sensör faz algılamalı otofokusta bulunduruyor. Telefonun ikinci kamerasına geldiğimizde 8 megapiksel çözünürlüğü ve f2.2 diyafram değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu kamera ile 119 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyorsunuz. Reno 6'nın diğer iki kamerası ise 2 megapiksel makro çekim ve 2 megapiksel derinlik efekti sağlayan modüllerden oluşuyor. Çift onlu çift LED flaşla güçlendirilen arka kamerada elbette gece modu desteği de sağlanmış durumda. Reno 6 kamera kullanımını yapay zeka ile güçlendiren ve böylece pek çok yetenek kazanan bir telefon modeli olmuş. Bundan sadece yani yapay zekadan sadece fotoğraf çekimlerine değil aynı zamanda video kayıtlarına da faydalanabiliyorsunuz. Video adımında baktığınızda arayüzden yukarıdaki AI ikonuna tıklayarak AI vurgulu videoyu aktifleştirebilmeniz mümkün. Böylece arka ışığa sahip ortamlarda çekim yaptığınızda bile net, parlak ve canlı renklerle video kaydetmenizin yolu açılabiliyor. Ayrıca video kaydında hem ön hem arka kamera ile bokeh efektli videolar kaydetmeniz de mümkün. Özellikle ön kamera ile yapacağınız video kayıtlarında bu modu seçmeniz oldukça ortaya tatmin edici sonuçlar çıkartacak. Bu arada Reno 6 ile 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Yine titreşimsiz videolar çekebilmeniz için telefonla Ultra Steady modu da konumlandırılmış. Bunu da video adımındayken hemen yukarıdaki Video Steady ikonuna tıklayarak açabiliyorsunuz. Ancak bu moda çekim yaparken video çözünürlüğünü Full HD, yani 1080p olacağını da söyleyeyim ki rakiplerle durum pek farklı değil zaten. Reno 6 güzel fotoğraflar çekebiliyor. Özellikle gündüz çekeceğiniz manzara çekimlerinden fotoğraflarında ve 44 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ile çekeceğiniz selfie fotoğraflarından oldukça memnun kalacağınızı ben düşünüyorum açıkçası. Ön kamerada yine Gyro EIS desteğine yer verilmiş olması sevindirici. Bu arada telefonun ana kamerası ile yapacağınız fotoğraf çekiminde eğer 64 megapiksel ölçüsünde fotoğraflar elde etmek istiyorsanız bunu yine arayüzden seçmeniz gerektiğini de söyleyeyim. Yani otomatik modda bu şekilde çekmiyor. 64 megapiksel modunu almanız gerekiyor. Yüksek çözünürlükte fotoğraflar elde edebilmek için. Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak Oppo Reno 6'nın sınıfının başarılı bir üyesi olduğunu söylemek gayet mümkün. İyi özelliklere sahip olması ve kullanım alanını çeşitli tutması telefonun en önemli artıları oluyor. Reno 6'nın şu anda fiyatı 7299 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yeni çıkan bir telefon olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor ve tabii ki fiyatlandırırken de her geçen gün durmaksızın yükselen tabii ki döviz kurları hesaba katılıyor kuşkusuz. O nedenle artık açıkçası neye pahalı neye ucuz diyeceğimizi bizler de şaşırmış durumdayız. Sadece Reno 6 için değil, yeni telefon, yeni çıkan diğer orta segment, orta sınıf akıllı telefonların fiyatlarında bu çizgiye konumlandırdığını görmeye başlıyoruz. Öte yandan halihazırda piyasada olan telefonların fiyatları da her geçen gün güncelleniyor. O nedenle burada takdir sizlerin olacak. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.